bize gelen fatura daha önce 300 milyondu. Şu anda 1 milyar 15 milyon. Şimdi ben bay ödeyemeyeceğim. Benim elektriğim kesilecek. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra Almacı pazarına gideceğim. Orada bir gaz bombası alacağım. Mum alacağım. Artık bundan sonra gaz bombası veya mumla oturacağım. Yemin ediyorum eve bir şey alıp götüremiyoruz ya. Çocuklarımıza bir harçlık bile veremiyoruz ya. Artık yeter arkadaşlar. Biz bu hükümetin istifa etmesini istiyoruz. Yönetemiyorsanız bizi istifa edin. Başkası gelsin bizi yönetsin arkadaşlar. Hükümet istifa! Hükümet istifa! İşçiler, emekçiler artık yeter. Biz geçinemiyoruz dedikçe hükümet zam üstüne zam yapıyor. Bir de açlık sınırı var. O da 4250 lira. Yani asgari ücretle aynı. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak ihtiyacı. Yani sadece zorunlu gıda ihtiyacı. İçinde kira yok, konut yok, giyim yok, eğitim yok, ısınma yok, faturalar yok. Çünkü diyorlar ki işçilerin bunlara ihtiyacı yok. İşçiler insan değil, emekçiler insan değil. Karınları doysun, kirasını mı ödeyememiş, faturasını mı ödeyememiş, soğukta mı kalmış, çocuğunun servis parasını mı ödeyememiş, umurlarında değil. Bunlar normal insanların ihtiyaçları. İşçiler, emekçiler, siz insan değilsiniz diyorlar aslında bize. Bu zamlar sadece sizin daha yüksek faturalar ödemeniz demek değil. Ürettiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz, kullandığınız her şeyde enerji, elektrik en önde gelen gider kalemidir. Bu ne demek? Yani yediğimiz, içtiğimiz her şeye elektriğe gelen zamlar gider olarak yansıtılacak ve bir daha zam dalgası gelecek demek. En az iki kat zamlanmayan tek bir şey biliyor musunuz? Ama işçilere, emekçilere gelince %50 zam diyorlar. Bunların sebebi tek başına döviz kurunun oynaması, piyasa şu bu değil arkadaşlar. Bu bir tercih. Çünkü bu ülkeyi yönetenler beşli çeteler için bir avuç patronun, bir avuç müteahhitin, bir avuç yandaşın, işte o Başpınar'daki yandaş patronların çıkarı için yönetiyorlar. Sizin tükettiğiniz elektriğin santraldeki maliyeti, yani devlet onları 31 kuruşa satıyor, bize sattıkları maliyet 2 lirayı geçiyor. 7 katına. Yani elektriğe devletin ürettiği maliyetin 7 katını ödüyoruz. 5 tane müteahhidin zenginin cebine girsin diye. Artık yeter! Zamlar geri alınsın! Türkiye'de bir avuç zengin bizim sırtımıza, emeğimize basa basa, eze eze büyüyor arkadaşlar. Yoksulu emekçiyi ezip bu ülkenin bütün kaynaklarını bir avuç patronlara akıtan bu düzene artık dur diyoruz. Biz insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz diye eylem yapan, hakkını isteyen işçiler için Antep'in satılık gazetecileri, öyle olmayanları tenzih ederek söylüyorum, Olay TV'si, Olay Medya Haberi, Ayıntap gazetesi ve onun yazarları işçilere ne diyorlar biliyor musunuz? Provokatör diyorlar. İşçiler kışkırtılıyor diyorlar. Başpınar'daki bütün patronlar birbirinden habersiz, bir kuruştan bile yapmıyorlar işi ya. Ve onların bu birliği, bu örgütlülüğü karşısında bizim de birlik olmamız lazım. Tek bir fabrikada değil, bütün bir organizede, hatta bütün bir ülkede işlerin birlik olması lazım. Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşleri Sendikası, Bir Teksen Sendikası, işte bu birliğe ihtiyaç duyan işçilerin kurduğu bir sendika. Bu bürokrat sarı sendikacılığa da muhtaç olmamak için işçilerin kendi kurduğu, kendi yönettiği, kendi kararlarını alacağı bir sendikası var. Ve bu vesileyle biz bütün Başpınar'daki tekstil ve dokuma işçilerini bu çatı altında birleşmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz. Ekmek kavgamızı, insanca bir yaşam mücadelemizi ve özgürlük mücadelemizi bir adım daha ileriye taşımak için ekmek ve su kadar ihtiyacımız olan bir şeyde birlik olmak, örgütlü olmak. Bu elimde gördüğünüz fatura iş yeri değil, evin faturası. 530 lira elektrik faturası, 926 lira doğal gaz faturası. Bu şartlarda ben emekli bir insanım. Bunu ödeme şansım mümkün değil, yoktur. Emekliyim!